Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf 4. ünitemizin son konusu olan araştırma yapıyorum emek bir hazinedir konusunun sorularını çözmek için karşınızdayız. İlk soruyla başlayalım. 1. sorumuzda diyor ki arkadaşlar, buna göre yukarıda karışık olarak verilen araştırma basamaklarının doğru olarak sıralanması aşağıdakilerden hangisidir? diyor bize. Bilimsel araştırma yaparken takip edilmesi gereken yöntemler vardır. Evet arkadaşlar bunu daha önceden zaten bahsetmiştik. Belirli bir merdiven vardır. Yani belli bir, belirli bir basamak vardır. Dolayısıyla arkadaşlar biz bilimsel araştırma yapacağımız zaman ilk başta ne yapmamız lazım arkadaşlar? Konumuzu belirlememiz lazım. Değil mi? Yani bilimsel araştırma basamaklarından ilki nedir arkadaşlar? Konunun belirlenmesi. Hemen birinciyi bulduğumuza göre hemen aşağıdaki şıklarımıza bir bakalım arkadaşlar. Birinci B şıkkı olacak. Hemen B şıkkı olmayanları hızlı bir şekilde eleyelim. C şıkkını eledik. D şıkkını eledik. Elimizde iki tane ne kaldı arkadaşlar? Şık kaldı. Daha sonra konumuzu belirledikten sonra arkadaşlar özellikle bizim e, bu konumuza ait problemin ortaya çıkarmamız gerekiyor. Nedir? Mesela bir konumuz var değil mi? Çevre kirliliği ile ilgili konumuz var. Bu çevre kirliliği ile ilgili arkadaşlar buradaki problemi ortaya koymamız gerekiyor. Dolayısıyla C şıkkı da ne olacak arkadaşlar? C e, çıkarımı da ne olacak? İkinci olmuş olacak. Daha sonra özellikle arkadaşlar baktığımız zaman biz ne kadar sürede burayı bitireceğiz? Yani bu bilimsel araştırmamızı ne kadar sürede bitireceğiz? Süremizi belirlememiz gerekiyor. Üçüncü olarak süremizin belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra özellikle arkadaşlar konuyla ilgili Kaynak seni yani. yani biz nerelerde araştırma yapabiliriz? Nerelerde araştırma yapacağız? İşte ansiklopediden mi, kütüphanelerden mi, işte genel ağdan yani internetten mi nereden araştırma yapacağız arkadaşlar? Bunu bulmamız gerekiyor. Bu dördüncü çıkarımımız da olacak. Daha sonra bu yapmış olduğumuz araştırmaların tamamının bir raporunu yazmamız, yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir sonuç raporu yazmamız gerekiyor. Dolayısıyla B, C, D, E ve A şıkkı olacak. A çıkarımı olacak. Baktığımız zaman şıklarımız arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır diyoruz. İkinci sorumuzda diyor ki yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi korsanla mücadele yolları arasında yer alır? Korsanla mücadele yolları arasında diyor arkadaşlar. Şimdi biz korsanla mücadele için yani korsan kaynaklarla veya korsan ürünlerle mücadele edebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar korsan ürünleri satın aldığımız zaman biz ne yapmış oluruz? Bu korsancılara değil mi? Korsan ürün çıkartanların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Dolayısıyla korsan ürünlerin satın alınmaması doğru bir karardır. Kitap okuma alışkanlığının özendirilmesi. Ne alaka? Arkadaşlar evet tabii ki kitap okumamız lazım. Kitap okumamızı al alışkanlığımızı özendirmemiz gerekiyor, artırmamız gerekiyor. Ama korsanla mücadelede kitap okuma alışkanlığının özendirilmesi bir işe yaramıyor maalesef arkadaşlar bandrol uygulamasına önem verilmesi arkadaşlar bandrol olduğu zaman özellikle bandrol ne demekti ben devlete vergi veriyorum demekti değil mi bandrolün olmuş olduğu ürünlerde ben devletime vergi veriyorum eğer bandrol olmazsa nedir arkadaşlar bu insanlar vergi kaçırıyor dolayısıyla özellikle korsanla mücadelede önemli bir etkendir bandrol bunu da işaretliyoruz. Korsan ürünlere karşı kampanyalar düzenlenmesi. Evet bütün insanlığı ne yapmak arkadaşlar? Bilinçlendirme yapmak değil mi? Kampanyalar düzenlenerek insanlara bunu duyurabilmek. Dolayısıyla bu da yine mücadelenin içinde yer alır. Ve 1, 2, 3 diyerek arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. Üçüncü sorumuzda diyor ki bu ifade aşağıdaki sorulardan hangisinde bir cevap niteliğindedir diyor arkadaşlar. Araştırma yapacağımız konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaları incelemeye ve bir varsayımda bulunma işlemine denir. Varsayım diyor arkadaşlar. Varsayım diyorsa direkt aklımıza hipotez gelecek zaten ama e, özellikle diğerlerini de kontrol edelim. Ha, cevabımız çıktı zaten. Hipotez e, diyebiliriz arkadaşlar ama bilim nedir? Bilim arkadaşlar özellikle bilimin tanımına baktığımız zaman mesela e, bilimde gerçeklik vardır. Bilimde kesinlik vardır. Tamam mı? dolayısıyla yöntem ve uygulamayla da doğrulanması gerekiyor. Bilim dediğimiz zaman yöntemini kullanacaksın, doğrulayacaksın. Uygulamaya koyacaksın, doğrulayacaksın. Ha diyeceksin ki bu gerçekmiş diyeceksin. Dolayısıyla yukarıdaki tanımla bağdaşıyor mu? Bağdaşmıyor. Bilimi otomatikman elemiş olacağız. Deney arkadaşlar deneye baktığımız zaman adı üstünde denemek, değil mi? Deney ne demek? Denemekten geliyor arkadaşlar. Ve burada özellikle ee, bir varsayım var. Bu varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlemlerin tamamına biz deney diyoruz. Burada herhangi bir işlemden vesaire ee, bahsetmemiş arkadaşlar işlemden bahsetmiş ama varsayımda bulunma işleminden bahsetmiş. Burada deneye baktığımız zaman deney bir varsayımı kanıtlamak için yapılan işlemlere deniliyor. Dolayısıyla bunu da elemiş oluyoruz. Araştırmaya bakıyoruz. E şimdi araştırmada yine bir bilgiyi ortaya çıkarmak istiyoruz. E o bilgiyi ortaya çıkarmak için arkadaşlar çeşitli bilgilerin araştırılmasına, ortaya çıkartılmasına da araştırma diyoruz. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Yukarıdaki tanım hipotezin tanımıdır. Hipotezin diğer adı da zaten varsayım demektir arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi patent uygulamasının sağladığı yararlar arasında gösterilemez? Patent uygulamasının sağladığı yararlar. Patent e, özellikle arkadaşlar insanlara o patent yani buluş yapan insanlara ciddi anlamda e, yarar dokunuyor. Çünkü patent dediğimiz zaman nedir arkadaşlar? Mesela bir ürün ortaya çıkartıyorsun. O ürüne ait, o kişiye ait olduğunu söylüyor değil mi? O kişiye ait olduğu için arkadaşlar o kişinin de yine haklarını savunmuş oluyor. Hemen patentle alakalı yukarıdaki paragrafımızı okuyalım. Patent almak bir buluşun diğer kişiler tarafından kullanımının engellenmesi amacı ile yetkili merciler tarafından kayıt altına alınmasıdır. Yani bir ürün ortaya çıkartıyorsunuz arkadaşlar. O çıkartmış olduğunuz ürünün patentini aldığınız takdirde bir başkası tarafından o ürün artık kullanılamıyor. Değil mi? Yani senden çalıp sanki kendisininmiş gibi piyasaya süremiyor patent aldığını zaman. Dolayısıyla bu senin hakkını korumuş olur mu? Evet korumuş olur. Hangisi gösterilemez diyor. Buluş yapan insanların hakları korunur. Evet biraz önce söyledik zaten hakkımızı korur arkadaşlar teknolojinin gelişmesine katkı sağlar. Evet arkadaşlar ne kadar çok patentli ürün ortaya çıkarsa teknolojinin gelişmesinde ciddi anlamda fayda sağlar. Devletin vergi geliri azalmış olur. Arkadaşlar ne kadar çok ürün ortaya çıkarsa o kadar çok e, devlet vergi alır. Dolayısıyla devletin vergisi de artmış olur. Buluş yapılması teşvik edilmiş olur. Evet buluş yapılması da teşvik olmuş e, edilmiş olur. Ama burada cevabımız Ceyhan. Vergi geliri azalmaz aksine ne olur arkadaşlar? Artar diyoruz. Beşinci sorumuz diyor ki buna göre hakkında bilgi verilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Üretici firma tarafından ürünlere verilen değişik kalınlıktaki çizgi ve boşluklardan oluşan şekillerdir. Bilgisayarlara okutulunca bilgisayarlara okutulunca o ürüne ait bilgilere ulaşılır. Arkadaşlar zaten hani şöyle anlatmış olduğu şey şöyle kare bir şey değil mi? Yani küçük küçük böyle e, şeyler var, çizgiler var, boşluklar var vesaire. Burada özellikle baktığımız zaman hem kitaplarımızın hem çoğu eserin arkasında bunu görmekteyiz arkadaşlar. Ve burada bahsetmiş olduğu şey aslında nedir arkadaşlar? Barkoddan bahsediyor bize, doğru mu? E, patente baktığımız zaman yukarıda çizgi ve boşluklar yok, değil mi? Korsan ürün dediğimiz zaman nedir arkadaşlar? Bir ürünün korsanını yapmak. Yine e, yukarıdaki anlatılanlarla alakası yok. Lisans dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Patente benzer aynı lisans almak. Genellikle bilgisayar yazılımları veya bilgisayar hani bir ürün e, bir program yükleyeceksiniz mesela. O programda genellikle lisanslı olan ürünlerde e, parasını ödersiniz. O yazılımın parasını ödersiniz. E, lisanslı bir ürünse tabi. Onu ne yaparsınız arkadaşlar? Siz kullanmaya başlarsınız. Dolayısıyla lisans da aynı yazılımdaki patent diye biliriz. Ve cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Denizli olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma basamaklarından değildir diyor arkadaşlar. Bilimsel araştırma basamaklarına baktığımız zaman neydi ilk basamağımız? Tabii ki konuyu belirlemekti değil mi? Arkadaşlar baktığımız zaman hani bu merdivene yani basamaklara baktığımız zaman hangisi değildir diyor. Çalışmanın süresini belirleme. Süre vardı değil mi arkadaşlar? Özellikle sürenin belirlenmesi gerekiyor. Çalışmamız ne kadar sürüyor? sürecek. Bunun detaylarını bilmemiz gerekiyordu. Dolayısıyla basamaklar arasında vardır. Çalışmayı tahminlere dayandırma. Böyle bir şey söz konusu mu arkadaşlar? Söylemedik. Bir dursun bakalım bu. Konuyu belirleme. Bu ilk basamağımız arkadaşlar. Metin oluşturma. Metin oluşturma diye bir şey söylemedik ama arkadaşlar özellikle sonuç değil mi? Sonuç raporu yazmak. Sonuç raporu yazarken de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir metin oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla metin oluşturmayı da yani sonuç raporunu metin oluşturma olarak yazmış burada. İkisi de aynı şeydir arkadaşlar. Dolayısıyla denizi şıkkında elemiş olacağız ama çalışmayı tahminlere dayandırma diye bir şey söz konusu olamaz arkadaşlar. Bilimsel dediğimiz şey zaten nedir? Gerçeklik ve kesin bilgilere dayanır. Dolayısıyla tahminlerle iş yapılmaz arkadaşlar. Çalışmayı tahminlere dayandırma şıkkımız da yanlış olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi araştırma sırasında yararlanabileceğimiz yazılı kaynaklardan birisi değildir? Bilim insanları araştırma yaparken yazılı ve yazısız birçok kaynaktan yararlanır. Arkadaşlar bakıyoruz hemen yazılı kaynak arayacağız değil mi? Yani yazı olacak. Gazetelerde yazı var mı? Var. Dergilerde yazı var mı? Var. Genel ağ siteleri, internetlerde yazılar var mı? Var. Ama fotoğrafta herhangi bir yazıda bahsedebiliyor muyuz arkadaşlar? Görseldir değil mi bu? E, görsel kaynaktır. Dolayısıyla fotoğraflar yazılı kaynaklar arasında değildir. Cevabımız ne olacaktır? Adana olacaktır. Buna göre bu bilim insanı aşağıdaki kurumlardan hangisine başvurmalıdır? Kanser hastalarının tedavisi konusunda yeni bir ilaç yaptım. Bu bilim insanı yeni bir ilaç yapmış arkadaşlar. İlacımı nereye tescil ettirebilirim? Şimdi ilk defa bir ilaç yapmış. Doğru mu? Bu ilacını ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Patentini alması gerekiyor. Neden? Çünkü başkaları tarafından bu ilacı ne yapılmasın? Çalınmasın ve çalındıktan sonra e yani burada aslında kendisinin olduğunu ispat etmeye çalışıyor. Dolayısıyla patent almaya çalışıyor. E patenti biz nereden alıyoruz arkadaşlar? Türk Patent Enstitüsü'nden alıyoruz değil mi? Gidip emniyetten almıyoruz. Yani veya Devlet Planlama Teşkilatı'ndan veya Tüketici Hakları Derneği'nden almıyoruz arkadaşlar. Biz patentleri nereden alıyoruz? Türk Patent Enstitüsü'nden alıyoruz. Yeni bir ürün ortaya çıktığı zaman buraya giderek başvuru yapıyoruz arkadaşlar. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Araştırma yaptığınız sırada genel ağdaki kaynaklardan da yararlanırız. Özellikle genel ağ sitelerinden yararlanırken edu ve gov uzantılı genel ağ sitelerini kullanmalıyız. Arkadaşlar genellikle edu ve gov uzantılı bilgiler gerçek bilgiler içerir. İçerisindeki bilgiler gerçek bilgi. Biliyorsunuz e, internete baktığımız zaman her yazılanlar doğru değil, değil mi? Her yazılanlar doğru olmadığı için arkadaşlar özellikle edu ve gov uzantılı internet sitelerinde Gerçek bilgiler ve güvenilir bilgiler olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Sebebi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Daha çok bilgi verdiği için, daha doğru ve güvenilir bilgiler içerdiği için, ücretsiz bilgiler içerdiği için, bilgilerin yalnızca bu sitelerde yer aldığı için. Arkadaşlar biraz önce söyledik zaten. Edo ve gov uzantılı genellikle genel ağ siteleri doğru bilgiler. Yani içerdiğini söyledik. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Bursa olacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi korsan ürünlerin yaygınlaşmasının ortaya çıkardığı durumlardan biri değildir? Ne diyor arkadaşlar? Korsan ürünlerin yaygınlaşırsa ortaya çıkardığı durumlardan biri değildir diyor, değil mi? Yani biz burada aşağıdaki şıklardan bunu aramış olacağız. Ama yukarıyı bir okuyalım. Ne diyor? 1886 tarihli Bern Sözleşmesine göre herhangi bir nesneden yapılan ve kopya niteliğine sahip her tür ürün eğer hak sahibinin izni olmaksızın üretilmiş ise korsan ürün olarak nitelendirilmektedir. Bu açıdan bakıldığında kitap, film, CD ve DVD gibi fikir ve sanat eserlerinin yasal olmayan yollardan ve izinsiz olarak çoğaltılması fikir hırsızlığı ya da korsan olarak ifade edilir. Korsan ürünlerin yaygınlaşmasının ortaya çıkardığı durumlardan biri değildir arkadaşlar diye soruyor bize. Devletin vergi kaybına uğraması. Evet arkadaşlar korsan ürünler eğer yaygınlaşırsa devlet ne yapacak? Özellikle vergi alamamaya başlayacak ve devletin vergi kaybı olmuş olacak. Ülkenin kültür hayatının e, geri kalması. Evet arkadaşlar özellikle baktığımız zaman e, birçok korsan ürün ortaya çıkarıldığı zaman e, gerçek ürünler, ne olmuş olacak arkadaşlar? Hani insanlar artık yavaş yavaş yazmamaya başlayacaklar, değil mi? Niye yazayım ki diyecek. Yani ben zaten yazıyorum, ben o kadar çalışma yapıyorum, ama fikir hırsızları geliyorlar, benim ürünlerimi e, çalıyorlar. Ben bundan bundan sonra niye bu şekilde bir, bir yatırım yapayım ki diye düşünerek arkadaşlar. Dolayısıyla kültürde ne olmuş olacak? Ne olmuş olacak? E, gerilemiş olacak. Sanayi testlerinin sayıcı azalması. Sanatçıların ve fikir insanlarının maddi zararı uğraması. Evet arkadaşlar bunu da yine söyleyebiliriz ama sanayi tesisleriyle herhangi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bilimsel araştırma yapılırken kullanılan kaynaklar dipnot ve kaynakça bölümünde belirtilir. Bu işlem aşağıdaki gerekçelerden hangisine dayandırılabilir? Arkadaşlar özellikle dipnot ve kaynakça çok önemlidir değil mi? Ee, yine kaynakça belirtmediğimiz zaman başka insanlardan almış olduğumuz bilgileri kendi bilgilerimiz gibi yazdığımız zaman fikir hırsızlığı olmuş olur arkadaşlar. Başkalarının bilgilerini çalmış oluruz. Araştırmanın süresini belirlemek, bilgilerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, araştırmalardan daha hızlı sonuç almak, bilimsel dürüstlüğü sağlamak. Evet arkadaşlar, özellikle biz kaynakça kullandığımız zaman ve dipnot kullandığımız zaman Dürüst e, bilimsel araştırma yapmış oluruz. Değil mi? Bilimsel dürüstlüğü sağlamış oluruz. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Denizli olacaktır. Son sorudayız arkadaşlar. Buna göre Melis ve arkadaşları ilk olarak aşağıdaki adımlardan hangisini atmalıdırlar? Melis ve arkadaşları sosyal bilgiler dersinde bilimsel araştırma basamaklarını kullanarak bir çalışma yürüteceklerdir. Arkadaşlar özellikle baktığımız zaman Melis ve arkadaşları ilk olarak diyor bak ilk olarak. Bizim bilimsel araştırma basamaklarımızda ilk olarak ne yapmamız gerekiyordu arkadaşlar? Konumuzu belirlememiz gerekiyordu değil mi? Neyi araştıracaksak o konumuzu belirlememiz gerekiyordu. Eğer şimdi konumuzu belirlemezsek neyi araştıracağımızı biz nereden bileceğiz arkadaşlar değil mi? Dolayısıyla ilk e, bizim yapacağımız adım arkadaşlar konumuzu belirlemek olacak. Dolayısıyla cevabımız da Bursa olmuş olacak. Arkadaşlar burada dersimiz sona ermiştir. Dördüncü ünitemizi de bitirmiş bulunmaktayız son konusuyla bir sonraki de dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.